Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere doğal, şekersiz, katkısız incirlerden pestil yapışının nasıl olduğunu işleyip göreceğiz bakalım. Hep birlikte Derya Usta'm nasıl çalışmış? Haydi. Evet arkadaşlar, bugün sizlere doğal, organik incir pestili nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Pazardan aldığımız incirlerimiz var. Kesinlikle şeker kullanmıyorum. Kendi tadıyla oluyor. Şimdi şöyle incirlerimi yıkadım. Tenceremize şöyle ikiye bölüp şu uç yerlerini alıp yumuşak olması sorun değil arkadaşlar, zaten suyla beraber haşlanacak. Şeker ve nişasta kesinlikle kullanmadan kendi incirimizle yaptığımız bir pestimiz olacak. Evet, üzerine de bir su bardağına yakın suyumuz var. Şöyle hemen incirlerimiz ıslanacak kadar. Şimdi ocağın altını yakıp suyunu çekinceye kadar hafif ocakta kaynatıyoruz. Evet, incirlerimiz kaynamaya başladı. Yavaş yavaş suyunu da çekiyor arkadaşlar. Hafif biraz daha suyunu çek. Evet, incirlerimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş suyunu çekiyor. Biraz daha çektikten sonra tenceremizin altını kapatacağım. Evet, incirimiz suyunu çekti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatıp 1-2 dakika soğumayı bırakıp blenderdan geçireceğim. Evet, incirlerimiz şu anda blenderdan geçiriyorum. Haline getirdiğimiz incirlerimizi şimdi yağlı kağıt serip fırın tepsimize koydum. Şimdi bu karışımımızı tepsimize döküp şöyle ince bir şekilde yeah.
ince bir şekilde yaydığımız incirlerimizi bir iki gün dışta bırakarak kurumasını sağlayacağız. Daha sonra pestilimiz hazır. Güneşe de koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha çabuk kurur. Açık bir ortamda, balkonunuzda bir iki gün içerisinde kurumuş halini sizlere tekrardan gösterip pestilimizin son halinden haberdar edeceğim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İncir pestilimiz hazır. İki gün içerisinde kurudu. Şu anda yağlı kağıttan çıkartma işlemini yapacağım arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kurumuş bu halde. Öncelikle şöyle ikiye katlayıp pestilimizi şerit şeklinde şekersiz, organik tamamen kendi pestinizi evde pratik bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde şimdi gördüğünüz gibi isterseniz içine ceviz koyup şu şekilde de sarabilirsiniz. İsterseniz yine aynı işlemi ortasına ceviz koyup muska şeklinde yapıp şu şekilde de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Basit ve pratik bir yapım. Hiçbir zorluğu yok. İki gün içerisinde sıcak bir yerde gördükten sonra kuruyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, mis gibi incir pestillerimiz hazır arkadaşlar. Size söylediğim gibi ister bu şekilde sarıp ister içine ceviz koyup güzelce tüketebileceğiniz bir lezzet oldu. Hem doğal hem kendinizin yaptığı, fazla emek ve zaman harcamadan yapılan bir şey arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günlerde arkadaşlar.